Galaxy'desiniz kaç? Zörş diye telefon ötüyor arkadaş. Tam Galaxy'desiniz diyorum. Tink diye kenardan bir şey. Zörş diye. Ses efektlerini çok güzel yaparım ben. Zörş diye, tupas diye şeklinde. Tamam, başa alıyorum. Galaxy'desiniz. Karşınızda Duskers serisiyle birlikteyiz. Böyle gecenin karanlığında oynuyorum Duskers'ı. Şimdi Duskers'la ilgili bir haber vereceğim size. Yeni bir güncelleme geldi. Story So Far diye. Yanlış hatırlamıyorumdur inşallah ismi. Çok güzel bir güncelleme. Oyuna böyle birazcık hikaye katmaya başladılar falan yavaş yavaş. Fakat eski save game'lerimiz, save dosyalarımız gitti. Bütün save dosyalarımız yok oldu sevgili arkadaşlar. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alpha oyunundan seri yapmak da işte böyle bir şey. Yani bir önceki bölümümüz aslında sezon finali olmuş oldu. Şimdi baştan başlıyoruz. 3 tane drone'umuz var. Holly, Rick, Jill adında. Motion ve Gather olan bu Holly adlı arkadaşı şöyle ismini değiştirip Gather M01 yapacağım. Rick jeneratör olduğu için Ctrl R ile Electric M01 yapacağım. Electro M01 yapıyoruz. Jill'i de Ctrl R Keşif MK1 her zamanki gibi. Evet. 3 drone'umuz var. Bir güneş sistemindeyiz. 1, 2, 3, 4 tane gemi. Genius 2 adında bir geminin üzerindeyiz. Barge. C sınıfı bir barge gemisi. Infestation yok. Gayet güvenli görünen bir gemi. Kendi gemimiz de barge A sınıfı bir gemi bu arada. Şöyle göstereyim kendi gemimizi. Bu da barge C sınıfı bir gemi. Yani 3. sınıf bir taşıma gemisi kendisi. Tıklıyoruz ve board. Böylece yeni Duskers'ın ilk gemisine binmiş oluyoruz. A1 1 numaralı gather değil. 3 numaralı keşifle. Keşif. Çıkalım. Evet, burada bir power var. 2 numaralı elektrikle power verelim. Verdik. Ha, bu arada yine her zamanki gibi Duskers serimizin bir klasiği. Şöyle ama ne yaptım lan? Oyun kaydı anasını satayım. Şöyle kendi kafamı şuraya koyayım ki siz de görebilin. Evet. Bir gather. Gather'cı kardeş, gather all şeklinde bir komutla bütün her şeyi topla bana dedi. Toplayamadı gerizekalı. D3 gather. Topla abi, topla topla topla. Ne varsa bana topla. D5 gather all. Topla 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 topla. İşte feel gather. Ha. Benzin çıkmadı anasını satayım. D2. Oo, yeni bir drone var. Keşif MK'ya gönderelim. Drone'umuzu tutsun. Sol diyorum. Aa. Destroy etmiş bu. O zaman info. Swap. Shield var. Güzel. Kullanılabilir. Bakın. Drone'umuzun etrafında bir shield oluştu. Kalkan oluştu artık. Şöyle haritaya bakıyorum. Bu kadar. Küçücük bir gemi bu. O zaman navigate. R
R1 yazarak bütün dronlarımızı kendi gemimize şuraya alıyoruz. A1 kapat ve elveda. Evet, 4 tane scrap bulduk burada. Peki. Sıradaki gemimiz hemen yanımızda, salvage gemisi Barçe. Fakat burada bir infestation var. Board diyorum. Hiç bozmadan devam ediyorum. Hızlı hızlı bakacağız bu sisteme. Dormant drone. R2'de bir drone bulunmuş. Nuclear Fridge 2'ymiş geminin adı. Bounty Hunting. Efendim, R2'de şu odada bir drone var. İki tane de scrap var. Bu tabii ki de tabii ki gayet hoş bir şey. A1. İşimize yarayacak bir şey en azından. D10 mesela, bakalım. Nereye gidiyor D10? R4 adlı odaya gidiyor. İşte mis gibi. Elektro'yla gelelim. Şu gemiye elektriğimizi verelim. Elektro! Şöyle çekil abi şuradan. Sen devam et. Generator. Ver abi elektriği. Şurada galiba bir jeneratör daha var. Bakınsınlar. Burada da bir jeneratör var. Aynen. Gather. Grandfather yazdım. Gather all. Bakın, o artık kendi otomatik toplayacak. Şimdi. D6'ya gidebiliriz. Fakat öyle bir sıkıntılı bir durum ki bu. Acaba içeride bir şey var mı? Stealth olacağım. D6'yı aç. İçeriye şöyle bir göz atacağım. İçeride bir şey yok. Stealth'imi deaktif edeyim. Tamam. Gel abi. Gel. Burada elektrik var. Farkındayım. Scrap'ların hepsini topla. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümü seyredenler, takip edenler bir önceki seriyi hatırlar ki scrap bulamıyorduk, yakıt bulamıyorduk. Yani hayatta kalmak da çok zorlanıyorduk. Fakat oyunun başlarında bu tarz şeylerden çok fazla zorlanmıyorsunuz. Rahatlıkla gather buluyorsunuz. Gördüğünüz gibi hayvan gibi scrap buldum. Şimdi şöyle yapacağım. Gather M01'i şu odaya kapatacağım. Bunu yapmamın sebebi keşif MK ile görünmez olmak suretiyle bir münasebette bulunacak olmam. Evet, bakın D7. Şimdi D7'de durumu size izah edeyim. Şu odada bir drone var, evet. Bunu almak istiyorum, bu drone'u. Fakat içeride bir düşman da var. O yüzden şöyle yapacağım. D3'e bir de bakacağım. Muhteşem ya, muhteşem. Burası bir derya yani. Burası resmen bir derya sevgili arkadaşlar. Şimdi D3'ü kapatacağım abi. D7'yi açacağım. Motion sensor çalıştıracağım. D7'yi kapatacağım. Gördüğünüz gibi düşman bu odadan bu odaya geçti. A2'yi açarak ve kapatmak suretiyle bu düşmandan kurtulduk. A2 çünkü uzaya açılan bir kapı. Yani uzay boşluğuna bu sevimli arkadaşımızı salladık gitti. Şimdi tekrar D6'yı açıp gather all. Bu hazinelerden toplayabiliriz. Gather all. Keşif, sen de gel abicim.
Burada da var bir sürü. Resmen burası hazine. Resmen hazine yani. Bakın drone. Drone'u da alıyoruz. Getir abi. Hatta beni uğraştırma. Sen A1'i kapat. Dock A2 yapalım. Yani gemimizi şu A1 kapısından A2 kapısına getirdim. İşte bu. Topu bırak abi. Bir. Sen şöyle gel. Evet, yakıt çekiyor şimdi. Bir günlük propulsion buldu. Evet, bir günlük normal yakıtımız oldu. Propulsion. Propulsion normal yakıtımız. Bir de jump fuel var. Zıplama yapmak için, ışınlanmak için gerekli olan yakıt. İki, sen de gel abi. Elektrik gitti. Hadi selametle güzel kardeşim. 14 scrap, bir tane de yakıt bulmuşuz. Kore adlı bir de aynı zamanda bir drone bulmuşuz. Çok güzel. Kore'de Speed Boost adında bir şey var. Modül var. Şimdi sıradaki bölümümüze geçelim. Bu Kore'yi henüz kullanmayacağım. Kore'yi kullanmak için çünkü onu tamir etmem gerekiyor. Speed Boost gibi basit bir modül kullanabilmek adına da onu tamir edecek kadar çok fazla böyle şey harcamak istemiyorum açıkçası. Scrap harcamak istemiyorum. Tamirleri scrap de yapıyor çünkü. Sıradaki gemimize board ve hiç bozmadan enter. Efendim neymiş? R2'de scrap bulunmuş. Infestation tip 2 diyor. Tamam. Sorry. Hey, thanks for the quick reply. Sorry it's take a little bit. I didn't see get ship till yesterday. Pass your message. Don't say thanks and talk. Bully. We jump Bu gemide bir sıkıntılar çıkmış. Abi aç abi bakalım ne var burada. Kapı açık. Elektrikçi gel abi. Şuraya generator. Şimdi şöyle baktığımız zaman geminin şöyle bir bölgesine elektrik vermiş bulunuyoruz. Şöyle yapacağım. Yanlışa basıyormuşum. Allah kahretmesin. Şimdi Gather M01'i alıp şuraya motion sensör atmak istiyorum. Motion. Evet. Arkadaşımız R6'da. D8 aç. Hadi çık artık odadan. D8'i kapa. Burada da var. Bu odada da var. Ama burası infestation type bir gemi olduğundan başka orada yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi bakın burada da elektrik var. Muhtemelen şu bölgeye elektrik vermemizi sağlayacak. R5'te ne vardı? Hiçbir fikrim yok. Galiba bir drone vardı. Aslında değerli bir şey drone. Gather all. Şimdi düşman burada. İki düşmanı da şu odaya sıkıştırmanın yolunu bulabilirim aslında bakarsınız belki.
Neden olmasın? İkiyle buraya gelip, şuraya gelip, şuraya elektrik verdiğimde. 3, 5. Hayır, burada bir şey yok zaten. D11'i de aç abi bana. Ama D5'i kapat. Bir sen de gel. D10'u kapat. Tamam mı abiciğim? Motion. D2'yi aç bana. Buradaydı, buraya geldi. Şimdi buraya gidecek mi? Hadi geç şuraya. Hadi aslanım. Oldu. Bu iş oldu. 2 numara, gel bakalım buraya. Evet, buradayız. D9. Gel. Benzin de var. Bir günlük benzin geldi. Şimdi R7'ye de bakacağız. En önemlisi şu anda R5'teki düşman. Çünkü bu R5'e bakmak istiyorum açıkçası. R5'e bir bakış atmak istiyorum. Şuraya da bakalım. Çünkü buraya da çok bir işimiz kalmadı artık. Gelir. Şimdi D6'yı kapa abi bana. D7'yi aç. Motion. Şu R5'teki şuraya geçer geçmez kapıyı kapatacağım. Ve geçti. Geçti. Tamamdır. Artık o bölgeye ihtiyacım yok. Şuraya generator yapacağım. Şu bölgeye generator yaptım. Bir gel abi böyle. Keşif, sen de gel abi böyle. Aslında keşif MK1'e speed boost versek daha iyi, değil mi? Hız verecek çünkü speed boost. Ne varmış bunda? Sensör. Peki, gidiyoruz. 1, 2, 3, gerizekalı bir giremedi içeri bak. Next. Gidiyoruz abicim. Evet, buradan da gayet güzel bir şekilde çıktık. Ve son gemimize gidiyorum. Fakat daha öncesinde dronlarda küçük bir değişiklik yapmak istiyorum. Öncelikle şu shield modülü çok bir işime yaramıyor gibi geldi. O yüzden siz de görün efendim. O yüzden speed boost vereceğim buna. Zaten bir tanesi generator, bir tanesi motion gather sensör. Tamam. Evet, son gemiye giriyorum, bu güneş sistemindeki board ship. Evet, A1. Bakın ne kadar hızlandı.
Çılgın oldu drone'um. Elektroyu kullanmak artık hiç eğlenceli değil. Yavaş çocuk, yavaş yavaş gidiyor. Olmaz böyle. Hemen ilk gördüğüm elektrik alanından, ay, generator gelir diye elektriğimizi veriyoruz. Şimdi geminin şu bölümünde bayağı bir elektrik var artık. Şuraya bakalım, burada da var. Bu bölüme elektrik vererek şurayı da canlandırabiliriz. İlk önce hatta orayı mı canlandırsak diye düşünmedim değil. Generator. Burada da bir oda varmış. Peki. Harika. Ship upgrade bulduk. Info diyorum, neymiş bakalım bu. Remote power. Muhteşem ya. Remote power sevgili arkadaşlar. Geminin nasıl ki önceki bölümleri izleyen arkadaşlar biliyordur. Fakat ben izlemeyenler için bilgi vereyim. Biz şimdi elektrik drone'umuzla gelip burada geminin şeyine elektrik veriyoruz ya. Remote power özelliği gemimizden istediğimiz bölgeye elektrik vermemizi sağlıyor. Örneğin drone'la buraya verirken gemimize de buraya verip bütün gemiye elektrik vermeyi sağlayabiliriz bu şekilde. Fakat bunu tabii gemimize takınca kullanabileceğiz. Şu anda muhteşem işimize yarayacak bir şey bulmuş olduk sadece. Şimdi R9'daki durum ne? Açıkçası bilmiyorum. Şöyle bir geleceğim. Şuraya bir motion sensor atacağım. Evet, R9'da düşman var belli ki. D15'e gitmeden önce şöyle yapayım. Ah, yanlışlıkla çok eski yere bastım. Şöyle yapayım. Şurada bir scrap var. Onu bir gatherlayayım ben. Toplayayım. Tamam. D15'i kapat abi. Fakat işin kötü yanı da şu. Şimdi buradaki düşmanı, şu arkadaşı R2'ye sokayım ya. En güzeli. Kaçacak deliğimiz kalmayacak gerçi. Olmaz. R2 olmaz. R8'e sokayım. Buraya sokayım. Aynen. Ne uğraşıyorum? Gel abi sen. Sen şu içeridekileri topla bana. Gather all. D9'u kapattık. Motion. D11 aç. Hadi koçum. Tamam. Artık düşman şu mini minnacık köşeye sıkışmış kalmış durumda. D15'i açalım. Ve Elektro adlı drone'umuzu şuradaki jeneratöre gönderelim. Tamam. Artık gemimizin şöyle aşağı bölümüyle ilgilenebilme şansına sahibiz. Bir numaraya getiriyoruz. D8. Bakalım ne varmış burada. Yakıt var işte, mis. Bir günlük propulsiyonumuz var artık. Ve tekrar motion. Bildiğimiz bölgelere de bir sıkıntı olup olmadığını öğrenmiş olduk. Bu arada yanlış, yani denemek için şuraya sensör koydum. Hiçbir manası olmayan bir hareketmiş aslında. D12'yi açıyoruz.
Bakalım bir düşman gelecek mi? Motion dediğimizde zaten orada kimse yoktu ki. Ha, R5'te var ama. D, yani şu R6 ve R5 arasında gidip geliyor arkadaş. D6'yı kapatamıyor muyuz? Kapattık. 1. D7. Burada bir şey var mı? Oo, bir drone daha. Info. Swap. Swap. Jeneratör var Jeremy'de. Güzel. Üç gel abi buraya. Navigate. 3 ve 4. 1. Sen de şöyle gel abi. Lan kontrol edemedim drone'u vallahi. D8. 3. Tolla abi bunu. Bir drone'umuz daha oldu. Vallahi şöyle doğru dürüst bir şeyler bulabildiğimiz zamanları özlemişim. Hatırlıyorsunuz ki daha önceki bölümlerde ne kadar stresliydi. Hiçbir şey bulamıyorduk. Oyunun ilk evreleri aklıma geldi. Şimdi 1 D14 Gedrol. Şimdi bakın. D6'yı aç abi. Motion at. Bakın şimdi. Eğer şu R6'daki düşman buraya gelirse ki geldi. A3'ü açacağım ve onu uzayın derin boşluğuna selametle uğurlayacağız. D14. Uğurladık da. Bakın hatta bize bir sürü scrap bıraktı. Ulan gather hala yazıyorum ya, 2'dir. Bak hala. Ulan D5'i nerede? D5'i niye açtık? Abi D5'i açmakla hiç iyi etmedik ha. Niye böyle bir mallık yaptım ben ya? Keşif gel abi. 2 oda kaldı zaten. 2 tanecik oda. Start ol abi. D6. Bir tane scrap varmış yani. D14'ü de aç abi. Navigate. 1 R7. Navigate. Navigate. 3 2 R1. Bunlar gide dursun. Biz de şunu alalım. Ve geri dönelim. Evet, bir sistemi komple taradık. O sistemde bulunan bütün gemileri gezdik. Gayet karlı bir alışveriş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. A1 exit diyorum ve gidiyorum. Gayet karlıydı yani. Bir günlük benzin 9 tane scrap, 7 gündür hayattayız sevgili arkadaşlar. Tam 7 gündür ve bu bölge bitmiş durumda. 2 güneş sistemi daha var. Bu 2 güneş sisteminden birine gitme şansımız var. Bir sonraki bölüm sevgili arkadaşlar, bu 2 güneş sisteminden birine giderek orada da taramalarımıza, aramalarımıza devam edeceğiz. Sonraki seyahatte görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.